Yaşlı kadının hayali gerçek oldu. Dualarım bugün kabul oldu. Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yaşayan Müşerref Erdem, 21 yıldır tanışmak istediği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la açılış töreni öncesi görüştü. İlk önce Ömer Faruk Başkan'ın telefon etti, sizi görüştüreceğim diye. İlk önce telefonla görüştürdük. Nasıl çok sevindim. Yani bütün ona dua ettiğimi, devamlı onun yani talebimle beraber onu şey yaptığımı, dua ona bir zarar gelecek diye böyle her zaman endişelendik. Erdem, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşme talebini Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'e söyledi. Çelik de bu talebi Erdoğan'a iletti. Benim bu kadar çok istekli olduğumu görünce bir aynı arabalarıyla aldılar bizi götürdüler. Başkanıma çok sevindim. O da sevindi bizi gördüğüne. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine Erdem ve eşi Sadullah Erdem, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya tarafından makam aracıyla miting alanına getirildi. Bir rüyamdaki gibi ben ona buraya geldiği zaman bir hediyeler vermeye bak bir şeyler yine o da bana kitaplarından annesine yazdığı yani hayırına kitaplar basılmış onlardan bana hediye etti. Toplu açılış töreni öncesi Cumhurbaşkanı ile görüşen çift Erdoğan'a yüzük ve dua kitabı hediye etti. Ben de Hile-i Şerif müzikleri Peygamber Efendimiz'e Şerif Emine Hanım'a gönderdim. Çünkü aynı rüyamdaki gibi olsun. Çünkü Allah bana bugün duamın kabulü diye şey yapıyorum, ahdediyorum. Erdoğan da yaşlı çifte tesbih ve dua kitabı hediye etti. Çok sevindim. O da beni annesine benzetti. Ne kadar çok anneme benziyorsun dedi. Cam canı da ona da şaka yaptı. Hanımı bırakmadın dedi. Bu hacı annenin dedi kıymetini bil dedi. Sadullah Erdem ise Cumhurbaşkanı'ndan hiçbir talepte bulunmadıklarını, tek dileklerinin kendisini yakından görmek ve muhabbet etmek olduğunu anlattı. Beraberce götürdüler bizi. Hükümet binasının arka bahçesinde oturuyormuş Sayın Cumhurbaşkanımız. Onun yanına götürdüler, oturduk. Bakıyorum dedi, hanımı yalnız bırakma istemiyorsun dedi Cumhurbaşkanı. Tabii Sayın Cumhurbaşkanım dedi. Yalnız bırakılır mı? Ondan sonra işte kaç çocuk var? Hal hatır sordu.